Yok umudumuz var ya. Her şeyi anlatacağım size. Hayvan heyecan burumet. Ve helbici yakın ameya şeradarı ise hem de kazın kuhunlu kıyame nasama edel bütün şankir. Berku hem de meclis ede şaradarı ise il genel ede. Ci salama hem cüzaya ben öyle kalsın lazım hem logo akıttı nişan. Gelen kez hem kesine var. Dur dur. Biz örgütleme komisyonu olarak Siirt'imizin 21 mahallesini 7 bölgeye ayırdık. Bundan 2 ay evvel. Şimdi her bölgede 3-4 mahalle civarında mahalle bazlı çalışmalar yürütüyoruz. Sandık bazlı çalışmalarımız da başlamış durumda. Bu çalışmalarımız genel olarak her bölge kendi mahallelerinde çalışma yürütüyorlar rutin olarak. Ama bazen olağanüstü durumlarda tüm mahalle sözcülerimiz, sandık görevlerimiz, okul sorumlularımız ve bölge sözcülerimiz merkezi seçim lokallerimizde bir araya gelip topyekün bölge çalışmalarına yoğunluk olan sitelerde çalışma yürütüyoruz bazı durumlarda. Bu gece de o tür durumlardan bir tanesini yaşadık. Bir çalışmayla 1500 aileyi ziyaret etme planlaması gerçekleştirdik bugün. Lakin 1500 aileyi moral motivasyonumuzla açtık. Bu 1500 aile 2300 aileye ulaştı. Bugün saat 20.00 ile 22.30 saatleri arasında Siirt 5. 6. ve 7. bölgelerinde olmak üzere toplam 2300 aile oy pusulası, proje broşür çalışması gerçekleştirilmiş bulunmaktayız. Gençlerin bu seçimde ağırlıklı olarak çalıştığını görmekteyiz. Bu da herkese 7'den 70'e güç vermektedir. Gençlerin ve kadınların bulunduğu bir çalışmada bildiğiniz gibi her yerde güç ve moral yükselmektedir. Bu Siirt'te de aynı şekilde hakeza pratik olarak görmekteyiz biz bunu. Nevroz Bayramı'nda da miting alanını dolduran on binleri çoğunluğunu kadınların ve gençlerin doldurduğunu gördük. Seçim çalışmalarımızda herkese aynı şekilde kadın ve gençlerin ön planda olduğunu, çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bu da moral ve motivasyonu gerçekten yükseltmektedir. Bu coşkuyla her gün çalışmalarımız daha da artmaktadır. Çalışmalar, şimdi Siirt'te bir özgünlük var. Ramazan aylarında sahur vaktine kadar herkes dışarıda ya da herkes uyanık, evde olanlar bile uyanıklar sahur vaktine kadar. O yüzden çalışmalarımız gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor. Şu an eş başkan adaylarımız, il eş başkanlarımız, milletvekillerimiz hepsi şu an hala sahada bu saat itibariyle çalışmaya devam etmektedir. Şu an saatler 23.30'u göstermesine rağmen bütün arkadaşlarımız sahada çalışmalarına devam etmektedirler. Bizim çalışmalarımız 30 Mart gecesine kadar devam edecek. 31 Mart'ta da sandık güvenliği noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Moral motivasyon çok yüksek. Kazanacağız, kazanacağız ve mutlaka kazanacağız. Şu anki seçim çalışmalarımız birkaç daire olmak üzere Siirt'in tamamını bitirmek üzereyiz. Pusula'yla birlikte proje tanıtımımızı dağıtıyoruz. Ve oylarınızdan talibiz diyoruz. Kayyum zihniyetine hayır. DEM Parti ile birlikte olmanızı tavsiye ediyoruz. Bu şekilde insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Tabii onlar da bizim yönümüzde. Onlar da bizimle birlikte. O açıdan rahat oluyor ya. Şehir dışında çalışmakta olan emekçi arkadaşlarımız var, öğrenci arkadaşlarımız var. Kendileriyle, çoğu kişiyle irtibata geçmişiz. Ve DEM Parti adına yol masrafıdır vesaire biz bunları karşılayacağız. Gelip sandığa iradeye sahip çıkmalarını istiyoruz tabii. Kadınlara öncelik ve değer verdikleri bir parti, DEM Partisi'dir. Her zaman kendimi orada görüyorum. Bir kadın olarak DEM Parti, kadınların eşitliği, önceliği, değer verilmesi, demokratik olarak DEM Parti olarak görüyorum. Ve bir kadın olarak DEM Parti'de yer aldığım birçok bölgede çalışmalar bitti. Bazı yerlerde daha devam ediyor ve devam edeceğiz. Halkı bilinçlendirmek amaçlı pusulamız var, broşürler ve projelerimiz var, dağıtıyoruz. Demame'ye, Evdozdozame'ye, kadınların bölgemizde daha ön planda olması için oy kullanıyoruz.